Türkiye'de bir kişi her yıl neredeyse iki kez acile başvuruyor. Bu Amerika ve Avrupa ülkelerindeki sayıların çok üzerinde. Uzmanlara göre acile başvuru nedenleri arasında yıllardır süren öksürük ya da sosyalleşme ihtiyacı olabiliyor. Toplam yıllık muayene sayısı ise 800 milyonu aşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı 2023 yılı sağlık istatistiklerini dünyayla kıyasladık. Acil olmayan acil başvurularını, hastanelerdeki yığılmaları uzmanlara sorduk. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de tüm sağlık kuruluşlarında 804 milyon muayene yapıldı. Acil servise başvurularsa 150 milyonu aştı. Bu sayı 330 milyon nüfuslu Amerika Birleşik Devletleri'nde 140 milyon civarında. Türkiye ile benzer nüfuslu Almanya'da ise 10 milyona yakın. Yani Türkiye'de kişi başına acile başvuru sayısı Amerika'nın 4, Almanya'nın 15 katı. Bu yıllardır gelen bir sorun. Bunun değişik nedenleri var. Ama en önemli faktörün başında acil servise başvuruların gerçekten acil hasta olup olmadığı konusundaki sıkıntılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek verdiğimizde koma şikayeti acile başvuranların %20'sinde tespit ediliyor. Bizde koma şikayeti kaçta olur? Binde bir, binde iki. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Cander, acil olmayan acil başvurularını şöyle örnekliyor. İşte 5 yıldır gece öksürüyordum, bugün geldim. 5 yıldır öksürüyordun, niye bugün geliyorsun? Veya işte ya korkmuştur, çekinmiştir, yalnız kalmıştır, acile geliyor. Yani öyle düşünüyor. Acil sosyal bir ortam yani. İnsanların rahatladığı, sohbet edeceği bir ortam haline geliyor. Cander'e göre polikliniklerde kolay randevu bulunmaması da acillere yüksek başvurunun sebebi. Hastalara mesai saatleri dışında bir danışma hizmeti sağlanırsa ve aile hekimliği güçlendirilirse acil başvuruları azalabilir diyor. Peki mevcut tabloda problem ne? Kırmızı alan dediğimiz gerçek acillere bakmamız ve ona harcamamız gereken güç, konsantrasyon, zaman acil olmayanlara kaymış olabilir. Kalp masajı yaptığın hastayla bile uğraşırken birileri benim hastama bak diye çekiştirebiliyor. Öte yandan Türkiye'de 2023'te toplam muayene sayısı 804 milyona ulaştı. Yani bir kişi yaklaşık 10 kez sağlık kuruluşlarına başvurdu. OECD verilerine göre Türkiye bu alanda dünyada 8. sırada. 804 milyon muayene içerisinde birinci basamak olan aile sağlık merkezlerinin payının bu yıl henüz açıklanmasa da geçen yılki verilere bakarak %40 olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar bu oranın çok düşük olduğunu söylüyor. Ama bu az bir rakam. Koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerini çok daha iyi bir noktaya getirdiğimiz zaman hastalıkların büyük bir kısmını görülmeyecektir veya vatandaşın hastalığı ilerlemeyecektir. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ökten'e göre birinci basamağın güçlü olmaması ikinci basamak olan hastanelerde yığılma oluşmasına yol açıyor. Bu yığılma hem sağlık bütçesine zarar veriyor hem de hastaların tedavi süresini uzatıyor. Hem tetkik için hem de ameliyatlar için veya muayene için de böyle. Hasta bana geldi, muayene ettim. Muayene için bir zaman harcıyor hasta, aylar, 3 ay diyelim. Tetkik için bekliyor, 3 ay. Ne yaptı o? 6 aya ulaştı. Ameliyat olacaksa diyelim, ben ona 3-5 ay sonra diyelim ameliyat günü verdim. İşte size bir yıl aşağı yukarı. Ve bu süreler arttıkça bu dediğim gibi yıllara doğru yayılacak. Ökten ayrıca Avrupa'nın pek çok ülkesinde aile hekimlerine gidilmeden hastanelere başvurulamadığını ifade ediyor.